Ben burada ilk soruyu sana Evi yönelterek. tercih ederim. Haklısın. Artı bir. En sevdiğiniz arkadaşınızla birlikte çalışıyormuş. Sevdiğim insandan, sevdiğim ortamda sevdiğim işi yapıyorum. Yani daha nasıl açıklayabilirim ki? Karı Koca Developers kanalının yazılım sohbetleri serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bir alkış. Alkış sesleri tabii. Tamam. 7-8 senedir Instagram hesabı yönetiyorum. Bu Instagram hesabına da son zamanlarda aldığım soru ise uzaktan çalışmakla ilgili. Ve evlendikten sonra da bu soru aslında şeye evrildi. Yani çift olarak evden çalışıyorsunuz. Bunun zorlukları ne? Hani evi mi tercih edersiniz, ofisi mi tercih edersinize evrildi aslında. Ben burada ilk soruyu sana yönelteceğim. Evi tercih ederim. Neden ev peki? Yani birçok sebebi var tabii bunların arasında önemli olanlar yani karar vermede daha çok önem arz edenlerin kişisel sebepler olduğunu düşünüyorum ben. Ya ben evcimen bir insanım. Her zaman da öyleydim. Yani ev ortamını kendi yarattığım, kendi temizlediğim, dekorasyonuna kendim karar verdiğim gibi gibi birçok şeyden bahsedebiliriz. Bir ortamda zaman geçirmenin daha benim için keyifli olduğuna inanıyorum aslında. Tabii ofis ortamları da artık yani günümüzde özellikle kurumsal firmalarda, büyük firmalarda, keza küçük firmalarda, startuplarda aslında bu standardı, bu moderniteyi yakalamaya çalışıyorlar. Aslında ofis ortamları da çok kötü böyle çok leş yerler değiller. Benim denk geldiğim yerler öyle değildi en azından. Ama yine de bilemiyorum. Mesela evdeki oturma tarzınla ofisteki oturma tarzın aynı olamaz. Ben mesela şekilden şekile giriyorum evde. Evet sen otururken şöyle yatıyorsun ve Yatı. yatarak çalışıyorsun. Evet, o yüzden yani ofiste o tarz şeyleri hani hoş karşılanmayacağını düşündüğümüzden dolayı aslında yapamıyoruz. Yani daha doğrusu rahat Aynen. olamadığımız için hani o şekilde oturamıyoruz. Yani şimdi ofiste uymamız gereken bazı kurallar var tabii. Yani mesela sigara içen bireyler için, bu arada içmeyin kötü bir şey de, sigara içen bireyler için mesela ofisin dışına çıkman ya da sigara için özel ayrılmış alana gitmen gerekiyor ki ve bu çalışma masana çok yakın bir ortam değil hiçbir zaman. Yani binanın dışına çıkman gerekiyor, teras katına çıkman gerekiyor gibi gibi. Ama ev ortamında böyle bir durum söz konusu değil. Yani balkon ile senin çalışma masan arasındaki mesafe ofisteki mesafeden kat kat az. Mesela mutfak da çok önemli. Evde yaşayan, evde çalışan bireyler için. Yani mutfak ile çalışma masanızın arasındaki mesafenin kısa olması da çok fazla avantaj. Çünkü 1 dakika, 2 dakika sonra toplantıya gireceğinizde hemen koşup mutfaktan işte çayınızı, kahvenizi, suyunuzu alıp gelebiliyorsunuz. Ve en büyük avantaj tabii ki yol çilesi. Özellikle Evet. İstanbul gibi Kesinlikle. trafiği çok yoğun şehirlerde yaşayanlar bu konuda bayağı hak verecektir bize. Belki son zamanlarda sosyal medyada gündeme gelen ki her zaman öyle aslında. Bu İstanbul'daki metrobüs aktarma durağındaki o kalabalığı siz de görmüşsünüzdür. Ya bizzat da görüyor olabilirsiniz ya da videolarda da görmüşsünüzdür. Bu çilenin çekilmiyor olması evde çalışanlar için çok çok büyük bir artı. Orada bir araya gireceğim. Hani kendi özel araçlarıyla da gidiyor olabilirler ama hani ciddi bir trafik yoğunluğu olduğu için kendi aracınla bile gitsen saatlerce yolda geçirebiliyorsun Evet, yani. Bence kesinlikle bu öyle. dezavantajların en başında geliyor. Kesinlikle öyle. Yani trafik, toplu taşımanın kalabalıklığı, tabii yani pandemiyle beraber hayatımıza giren şey nedir? Mikrop konusunda aslında algılarımız, bilincimiz çok fazla yükseldi. Toplu taşımadan da kaçmak istiyor artık herkes. Yani bir rahatsız bir durum var artık orada. Çok uzun zaman maske taktık, maske takmak istemiyoruz. Bir de yolda midesi bulananlar da var yani benim gibi toplu taşımada böyle çok sık midesi bulananlar maske takmak istemiyor. Ama mikroptan virüsten korunmak istiyorsun gibi gibi yani bir sürü böyle dezavantajı var aslında yolda oluyor olmanın. Yani evden çalışmanın sağladığı en büyük rahatlıklardan biri de bence bu. Pandemi zamanında ben Çinli bir firmada çalışıyordum ve home office'e geçen Türkiye'deki ilk firma belki de bizdik yani. Daha Türkiye'de vaka görülmemişken, Çin'de ilk vakalar artık haberleri çıkıyorken bizim çalıştığımız firma
Herkesi eve gönderdi. Kimseyi ofiste istemedi. Eve göndermeden önce maske dağıtılma işlemleri falan bile yapıldı yani. Dolayısıyla ben epey uzun bir zamandır evden çalışıyorum. Ve şu anda yani tekrar bir ofise döner miyim emin değilim. Bir süre, kısa bir süre böyle hibrit bir çalışma modelinde bir yerde çalışıyordum. Haftanın iki günü mü gidiyordum? Üç günü mü gidiyordum? İkiydi sanırım. Haftanın iki günü falan serviste gidiyordum ama o zaman bile gerçekten evden çalışmanın vermiş olduğu rahatlığı özlüyordum. Haftanın iki gününde bile olsa. Bence durum böyle. Ben böyle özetleyebilirim. Sen neler düşünüyorsun? Ya bana kalırsa da evet, ev daha rahat, evden çalışmak. Yani bence ben daha verimli çalıştığımı düşünüyorum. Kalabalık ortamlarda, o gürültülerde ve ofislerin o ışığında benim genellikle başım ağrıyor. Veya şöyle söyleyeyim, yazın klima açılıyor, çok soğuk oluyor. Hani ya da seni mesela rahatsız ediyor, evet, klima. Evet. Hani kapat da diyemiyorsun çünkü toplu bir çalışma alanındasın. Hani bu gibi hani dezavantajları da var bence ofisin. Hani ofis ama gerçekten böyle şey gibi, çok kötüledik gibi hissettim şu an, tüy kaka gider gibi. Ya o kadar da kötü değil ama hani bizim tercihimiz hani biraz daha böyle ev, Murat'ın da dediği gibi evcimen olduğumuzdan kaynaklı ev oluyor. Ama böyle ayda bir falan hani bir ofise gitme durumu da aslında güzel olabiliyor. Sosyalleşme açısından ya da ekip arkadaşlarınızla kaynaşma açısından güzel olabiliyor. Ama hani uzun süre, bütün hafta boyunca, bütün ay boyunca ofise gitmek yani benim isteyeceğim, tercih edeceğim bir şey değil şahsen. Evet. Yalnız şöyle de bir şey var. Bizim ofise gittiğimiz zamanlarda hayatımızın daha hareketli olduğu, aslında sağlık açısından daha verimli olduğumuz bir zamandı o. Yani ben onu evden çalıştıktan sonra artık hissetmeye başladım. Çünkü gün içerisinde neredeyse hiç hareket etmiyoruz. Evet, evden çalışmanın da öyle bir yani dezavantajı var. Gerçekten hareket etmiyoruz. O zaman mesela ofise giderken illa bir yürüme ayakta şeyimiz oluyor. Ayakta bekliyorsun metrobüste falan. Ya yani hani servis kullanıyorsak yine ya da kendi aracımızla gidiyorsak evet oturarak gidiyoruz ama hani sonuçta yine de yani bir hareket oluyor hayatımızda ister istemez. Hani yine masa başı çalışıyoruz ama bu kadar yoğun bir hareketsizlik söz konusu olmuyor ofisteyken. Evet, eksi yanlarından biri bu olabilir evden çalışmanın. Ofisten çalışmanın eksi yanlarından biri az önce Damla'nın bahsettiği gibi. Ya birden fazla insanın bir alana toplanmasından zaten ortaya çıkan bazı uyumsuzluklar, olumsuzluklar var. İşte klima örneğinde olduğu gibi. Ve bu çok fazla sayıda arttırılabilir bu maddeler. Yani mesela diyelim ki ofiste çalıştığımız firma bize yemek sağlıyorsa bir grup yemekleri çok beğenirken diğer grup nefret edebilir. Bir kişi camın açılmasını isterken diğer kişi işte soğuk geldi ya da sıcak geliyor diye kapattırabilir gibi gibi birçok şey var. Bir de şöyle de bir şey var. Ofisten çalıştığımız zamanlarda molaları olabildiğince uzatmaya çalışıyorduk aslında. Yani mesela sigara molalarına, sohbet molalarına çıktığımız zaman yani 2-3 tane peş peşe sigara falan içiyorduk ki böyle mola olabildiğince uzasın. Masa başına tekrar geçene kadar geçen sürede biraz böyle rahatlayalım istiyorduk. Evde de tam tersini görüyorum ben. Evet. Evde de molalarımızı olabildiğince kısa tutup bir an önce bilgisayar başına geçme istiyoruz gibi geliyor bana. Evet. Ya da uzaktan çalışmanın verdiği şey hani ya biri bir şey yazarsa ya da bir şey olursa, acil bir şey olursanın böyle verdiği bir tedirginlik gibi de olabilir. Evet evet, ondan galiba, büyük ihtimalle ondan. Şimdi evden çalışmanın dezavantajlarından biri olarak belki şu söylenebilir. Yani en önemli maddesi olarak şu söylenebilir. Ofis ortamında beraber iş yaptığınız ve o an ihtiyacınız olan kişi de hemen yanı başınızda veya aynı odanın, aynı katın içinde olduğu için ona ulaşması çok daha kolay oluyor. Kesinlikle. Ama ev ortamında çalışırken o kişinin gün içerisindeki planını bilmiyorsunuz. Yani o anda toplantıda mı? O anda çalışıyor mu? Belki izinde de olabilir. Veya başka çok önemli bir işi mi var? O kişiye ulaşmanız zorlaşıyor. Böylece bazı durumlarda yaptığınız işin süresi uzayabiliyor. Şöyle açıklanabilir bu. Diyelim ki acil yetiştirmeniz gereken bir iş var ve A kişisi o işin kilit noktası. Yani o kesinlikle onun bakması gerekiyor o işe. Ofisteyken, ofis ortamında o kişiye ulaşmanız çok hızlı olabilir ve sorunu çok hızlı çözebilirsiniz. Kesinlikle. Ama evden çalışma durumunuzda bu kadar hızlı davranamayabilirsiniz. Belki sıkıntılardan biri bu olabilir ama
Eğer bu gerçekten çok büyük bir sorun olsaydı şirketlerin çok hızlı bir şekilde ofise geçmek isteyeceklerini düşünüyorum. Yani bunu demek ki şirketler açısından bu kadar büyük sorun çıkartmıyor. Demek ki bir şekilde durumu yönetebiliyoruz aslında. Yani farklı kültürler içerisinde daha önce çalışmış biri olarak söylüyorum ki Türkiye'deki arkadaşlığın ya da en azından iş arkadaşlığının, özel bir arkadaşlık olmasına da gerek yok, İş üretim sürecini hızlandırdığı bir gerçek. Mesela bir Çinliyle çalışırken şu işi araya sıkıştırıver, buna bir öncelik veriver dediğiniz zaman karşınızda duvar bulursunuz. Ama tanımadığınız, yani arkadaşınız olmayan bir Türk'e bile gidip lisan-ı münasiple bunu anlattığınızda muhakkak işinizde bir hızlanma kaydedebilirsiniz. Dolayısıyla ofisten değil evden çalışmanın verdiği bu dezavantaj, yani aradığınız kişiye hızlı ulaşamama gibi görünen bu dezavantaj aslında bir şekilde Türklere ait olan bu yardımlaşma kültürüyle beraber aslında çözülebiliyor diye düşünüyorum. Evden ve ofisten çalışmayı aslında bu şekilde özetledik. Peki birlikte evden çalışmak nasıl sence? Evet, karı koca yazılımcı olarak, yazılım geliştirici olarak evden çalışmak, ya bence çok keyifli. Yani ben hiç halimden şikayetçi değilim. Tabii olumsuz birkaç durumla karşılaşıyoruz. Karşılaşmıyor değiliz. Ama genel olarak yani benim fikrim, yani sevdiğim insandan, sevdiğim ortamda, sevdiğim işi yapıyorum. Yani daha nasıl açıklayabilirim ki? Murat aslında çok güzel anlattı birlikte çalışmanın nasıl keyifli olduğunu. Hani evli olmayan çiftler için de şöyle özetleyebilirim aslında. Hani en sevdiğiniz ekip arkadaşınızla birlikte çalışıyor, ekip arkadaşınızla ya da en sevdiğiniz arkadaşınızla birlikte çalışıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz aslında. Hani o zaman nasıl keyifli çalışıyorsunuz? Yani aralarda sohbetler ediyorsunuz. Çünkü sizi anlayan bir insan var karşınızda aslında. Bu yüzden de aslında birlikte çalışmak keyifli. Ama tabii ki zaman zaman dezavantajları da olabiliyor. Örneğin aynı anda toplantılarımız olabiliyor. Evet. Bu o zaman hani odadan birimiz çıkıyor, salonda veya mutfakta devam ediyor çalışmaya. Ki bizler hani iki ekranla veya daha fazla ekranla çalışan insanız ve hani buna alıştığımız için hani direkt sadece bilgisayar alıp çalışmak zaman zaman bize zor da gelebiliyor. Evet. O yüzden hani yani dezavantajını aslında bu şekilde söyleyebiliriz. Bunun dışında senin aklına gelen bir dezavantaj var mı? Yani sadece aynı anda toplantıların denk gelmesi değil de mesela diyelim ki sen bir şey için hazırlanıp işte saçını düzleştirirken o düzleştiricinin sesinin diğer tarafın toplantısına gidiyor olması gibi böyle nadir de olsa karşımıza çıkan durumlar olabiliyor. Veya temizlik robotunun sesi bazen bizi rahatsız edebiliyor. Evet. Mesela öğle aralarında birlikte kahvaltı yapmak da bence en güzel yanlarından biri. Hani dezavantajlarını söylüyorduk ama aklıma evet, bu geldi, onu da sıkıştırayım. Biz genellikle kahvaltı yapmayıp öğle aramızda kahvaltı yapıyoruz. Hani o da zevkli oluyor. Hani ben ofise gidince böyle sabah gider gitmez bir hani yemek yeme, kahvaltı yapma dürtüsüyle gitmiş oluyorum. Öğlene kadar mesela öyle çalışamıyorum ama evdeyken bir fincan kahve alıp hani öğlene kadar böyle çalışabiliyorum. Yani bu konuyla alakalı bir soru daha geliyor. Hani çalışırken birbirinize yardımcı oluyor musunuz sorusu geliyor. İkimiz de farklı alanlarda çalışıyoruz. Murat Android geliştirici olarak çalışıyor. Bense web alanında çalışıyorum. Hani birebir de böyle nokta atışlar yaparak çözüm bulamıyoruz elbette ikimiz de birbirimiz için ama hani yazılımın mantığı genel olarak böyle temeli aynı olduğu için fikir verebiliyoruz sadece birbirimize. Yani alanlarımız aynı olsaydı büyük ihtimal hani yardımlaşmayı dibine kadar da yapıyor olurduk. Yani ben burada şeyi eklemek istiyorum. Sadece yazılımda değil tabii, genel anlamda kadınların daha fazla detayı görebiliyor olması, daha fazla şeyi aynı anda düşünüyor olabilmesinin ben ekmeğini yiyorum açıkçası. Takıldığım bir noktada, yani Damla'nın uzmanlık alanı Android olmasa bile az önce bahsettiği gibi genel anlamda yazılımın mantığı üzerinden çözümler üretebiliyor. Benim için bu yani çok faydalı oluyor açıkçası.
videoyu kapatmadan önce son bir şey daha eklemek istiyorum. Hani yazılım alanında böyle yardımlaşıyor musunuz vesaire gibi soruların dışında aslında Murat benim işbirlikleri videolarımda ya da Reels videolarımda da kameraman olarak bana çokça yardımı oluyor. Ve edit konusunda da gerçekten onun eline su dökemeyeceğim için edit konusunda da çokça yardımı dokunmuştur. Yani iyi bir hayat arkadaşı olmak bunu gerektirir. Kesinlikle. Ya birbirimizi böyle eksik noktalarda yani genellikle tamamlıyoruz diyebilirim. Evet. Bugünkü videomuz aslında yazılımcı bir çift olarak hem de evden çalışan bir çift olarak yaşadığımız zorluklar ve işte kolaylıklar nelerdi? Yani evden çalışıyor olmanın artıları ve eksilerini aslında konuştuk. Aynı zamanda yazılımın dışında bir çift olarak birbirimize nasıl destek olduğumuzdan bahsettik. Bu videomuz burada sonlanıyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz eğer beğeneceğini düşündüğünüz diğer arkadaşlarınıza göndermeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.